Ayçacığım. Gül getirdim sana. Siyah gül. Geçen ufaktan bir ayılık yaptım yani. Özür mahiyetinde. Bak bunlar çok narindir ha. Bunun bir böyle yaprağını kopar. O dakika hemen rengi değişir ha. Arafta kalmış çiçekler işte. Buna bakmış birisi demiş ki umut var bunda. Biri bakmış bana. Ölüm var bunda. Artık devamlı polise anlatırsın. Yapma. Bak görmüyor musun? Ölüme ne kadar yakınız ya. Ya şu güzellik var ya, suya soksan bunu anca 2 gün yaşar. Anlamıyor musun? Hiç düşünmedin mi ölümü? Hiç mi? Düşünüyorsun da tabii ya. En azından meslek icabı. Ne istiyorsun benden? Tek bir şey. Ölmeden önce birisinin beni dinlemesini istiyorum ama. Ama öyle yalandan değil ha. Harbiden dinlemeni istiyorum yani. Gerçekten. Doktor. Ne olur ya. Ne olur. Tamam. Tamam. Yani merak etmiyorsun. Soykan ailesinin küçücük bir çocuğu defalarca ateş atmasını. Hı? Hiç mi merak etmiyorsun? O küçücük çocuğun o ateşte yavaş yavaş yanarken mecburen o ateşi ne kadar sevdiğine. Hı? Doktor. Ben öyle şeyler gördüm, öyle şeyler yaşadım ki. Ben... Burada bir şey, burada ya. Mıh gibi böyle bir çivi var sanki burada. Canım acıyor doktor. Neden ben? Niye bir başkası değil de ben? Çünkü yasağız birbirimize. Ben sana yasağım, sen bana yasaksın. Öyle değil mi? Ben seni kimseye anlatamam. Sen beni kimseye anlatamazsın. Ha? Öyle değil mi? Bundan hala sebep mi olur? Tamam bak. Hemen bir şey söyleme, karar verme, tamam mı? Ama ne olur, ne olur biraz düşün. Düşün. Bak seni beni geç. Etrafımızdakileri, herkesi geç. Sadece bir şey düşün. Bak bir ruh, bir ruh. Senin sayende öte tarafa huzur içinde gidebilir. Bütün dinler bunu yazar ya, bütün kitaplar. Düşün ne olur. Tamam. Kusura bakma bu arada. Korkuttuysam. Hayırlı akşamlar.
Açıl, şef geliyor. Oo, camı yaptırmışsın. Doğrudur. Sen de Ezgi'yi çiçek yollamışsın. Doğrudur. Ya sen bana pilav mı yaptın ya? Biraz dibi tuttu ama ketçaba güveneceğiz artık. Ne haber? Nasıl geçti günün? Tuhaf başladı. Daha da tuhaf devam etti. Şimdi düzeldi ama. Senin? İyi başladı. Kötü devam etti. Şimdi düzeldi ama. Aslan, benim sana bir şey söylemem lazım ya. Dur dur, bunlar pek ayrı alamet değildir. Sen ne zaman bir şey söylemek istesen... yine mi ayrılacaksın yoksa benden? Ha? Yok, bugün değil. Ne peki? Dur, dur ya da bir şey söyleme. Allah Allah, niye bu kadar çaldı ya? Pardon. Pardon. Bir şey mi oldu? Yok. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Yok bir şey ya. Bir danışanım da. Şunu bir halledip hemen geliyorum. Bir şey istiyor musun mutfaktan? Yok ya, ne getirsen getir. Doktor, ben Cihan Soykan. Numaram bu. Kararını bekliyor olacağım. İyi geceler. Bugün mü hazırlattı bu sözleşmeyi? Evet evet, okudum. Gerçi maddi bir yaptırımı yok bunun. Bu maddeler bir kadın için çok gurur kırıcı. Ama bu kız bunları kabul edecek biri değil. Sağ olun Çağrı Bey. Sağ olun, kolay gelsin. Bu sözleşme bizim mi Aslan? Bu evlilik sözleşmesi bizim mi Aslan? Evet. Bizim. Ama bu... bu sözleşme tamamen seni korumak için. Beni korumak için. Evet, tamamen seni korumak için. Bak şimdi, okursan. Okuyorum. İş bu sözleşmeyle Devin Akın Soykan ailesine ait olan iş yerlerine kesinlikle girmeyeceğini kabul ederken... Devin, bir saniye dinler misin? Devin Akın Soykanlara ait hiçbir iş kolunda çalışmayacak. Bir saniye beni dinler misin? İş toplantılarına katılmayacak. Bir dakika dinler misin beni? Bir saniye. Evlilik süresince kendi mesleğini icra edecek. Sağ olsun.
Aslan Soykan'ın ölümü halinde Soykan ailesinden geri çekilecek. Evlilik süresince sosyal medya hesaplarında Soykanlarla ilgili hiçbir paylaşım yapmayacak. Annenin işi değil mi bu? Hayır, değil. Senin işin yani. Peki. Doğacak çocuğun ömür boyu tıpkı Devin Akın gibi korunması ve aile işlerinden uzak doğacak çocuğun mu ya? Bak, sakin olursan burada ben sana anlatacağım. Benim iyi niyetimi görürsün. Bunu bir sakin sakin okur musun? Doğacak çocuğun mu ya? Bak, zannettiğin gibi değil. Sen benim çocuk isteyip istemediğimi ne ara sordun bana? Ha? Okur musun? Bu sözleşmenin maddiyatla falan kesinlikle alakası yok. Oku, devam et. En sevdiğim yerine geliyoruz. Bu sözleşmeden herhangi birine bahsederse ya da bu sözleşmenin açığa çıkması durumunda bu evlilik Aslan Soykan tarafından sonlandırılacaktır. Kimsin sen ya? Kimsin ya sen? Kimsin? Bak, benim canımı sıkma. Ne diyorsun ya sen? Ne diyorsun? Senden hala can sıkan mı var burada? Ne bu? Bu ne bu? Anlatmaya çalışıyorum sana zaten. Dinlersen. Kimsiniz ya siz? Kimsiniz ya? Soykanlar da soykanlar. Ne soykanlarmış ulan? Öyle. Aynen öyle. Ne oldu? Ne sandın? Sen bana demedin mi bu ilişkiye girmeden önce ben her şeyi kabul ederek geldim diye? Söylemedin mi? He? Eğer bu sözleşmeyi imzalarsan bir, soykan ailesi hakkında hiçbir bilmeyeceksin. İki, bilmediğin için yalan konuşmak durumunda da kalmayacaksın. Üç, yarın öbür gün soykan ailesini korumak için polise, hakime, savcıya, bizim hakkımızda herhangi bir... Sözleşme koruyacak beni, öyle mi? Benim korunmak istediğimi kim söyledi sana ya? Kim söyledi? Ben öyle bir şey söyledim mi? Kim söyledi? Sen istesen de istemesen de bu böyle olacak. Çünkü ben seni soykan soyadını lanetinden korumaya çalışıyorum ya. Ya hadi be oradan ya. Sen beni bir hayalete dönüştürmeye çalışıyorsun. Beni görünmez kılmaya çalışıyorsun. Sen beni hiç mi tanımıyorsun ya? Benim bu sözleşmeyi imzalayacağımı nereden çıkarttın? Bana bak. Bana bak. Hiç mi tanımıyorsun beni? Soykanların aslanı ya. Soykanların aslanına bakın hele. Sen ne çeşit bir empati yoksunu, bir narsist çıktın ya. Ya bana bak, terapi yapmayı bırak. Burası terapi yeri değil ha. Bırak şu seansı. Öyle mi aslan? Al o zaman. Bunu mu yapayım? Ulan Allah'ın manyağı. Ya sen manyaksın kızım. Ben seni korumaya çalışıyorum kızım. Güç zehirlenmesi yaşayıp anneme benzemeni istemiyorum. Ha şöyle ya, şimdi oldu. Sen niye bana bunu daha önceden söylemiyorsun ki ya? En büyük korkum, tek korkum anneme benzemen. Niye demiyorsun daha önce? Aslan, ben senin annen değilim. Bu saatten sonra da neyim onu da bilmiyorum. Saçmalıyorsun değil mi? Gel buraya. Nereye gidiyorsun? Küçüğüm daha çok, küçüğüm bu yüzden bütün hatalarım. Övünmem bu yüzden, bu yüzden kendimi özel, önemli zannetmem. Küçüğüm daha çok, küçüğüm bu yüzden bütün saçmalamam. Yenilmem bu yüzden, bu yüzden kendime hala güvensizliğim. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak
zaferler. Küçüğüm daha çok, küçüğüm bu yüzden bütün korkularım. Gururum bu yüzden, bu yüzden çocuk gibi korunmasızlığım. Küçüğüm bu yüzden sonsuz endişem. Savunmam bu yüzden, bu yüzden bir küçük iz. Ben size söylemiştim zaten. Hani kız böyle bir sözleşmeye asla imza atmaz, asla. Hı hı. Tabii tabii, merak etmeyin, olur mu? Hı. Tamam, görüşürüz. Kolay gelsin Çağrı Bey. Günaydın kızlar. Günaydın Hülya Hanım. Günaydın Hülya Hanım. Beti yanarsın. Masaya bırak beni. Tabii Hülya Hanım. Gerçekten yeto ya. Her gün asker gibi sabahın köründe kalkıyoruz. Söylenip durma. Hadi git üstünü değiştir. Elini yüzünü yıka hadi. Bak sen bile keyfimi kaçıramayacaksın bugün, ona göre. Al bakalım kayıcım, getirdim tabletini. Babaannem inmiyor mu? O kadar güzel bir gün ki, o yüzden inmiyor. Tolga nerede? Odada ya, ben ona götüreceğim bir şeyler. Hayır efendim, burası otel değil. Çağır, herkes kahvaltısını masada edecek. Anne, bu haldeyken çocukların onu görmesin. Leyla, güzel kızım, ben sana bugün güzel bir gün diyor muyum? Hadi uzatma, çağır gelsin hadi. Hadi. Hadi canım. Oğlum. Efendim anne. Kahvaltıya geliyorsun değil mi? Yok, beklemeyin beni, siz yiyin. E ciğer getirmiştim sana, yaptırdım ya. Ben yedim, size afiyet olsun. İyi tamam. Ha bak ne diyeceğim, aklıma geldi. Devin ne yapıyor? Ha ne zaman başlıyoruz bu düğün hazırlıklarına? Vakıftan arkadaşlarım da böyle sıkıştırıp duruyor beni. Eli kulağında anne, merak etme, eli kulağında. O dernekteki arkadaşlarına söyle. Çok yakında karşılıklı göbek atacağımız günler gelecek. Tamam. İnşallah, inşallah. İyi hadi bakalım o zaman. Madem selam söyle. Aleykümselam. Görüşürüz, bay bay. Abi, o değil de. O değil de ne? Şey yaparken abi, ben çöpleri şey yaparken bunda şey sandım abi, çöp sandım. Okumadım ama. Okuyamadım yani, okumak için bakmadım abi. Ekrem. Hadi. Tamam abi. Abi nerede? Devin'le miymiş? Değilmiş canım. Bu pek bayıldığın Devin bundan sonra hayatımızda olamayacak belli ki. Üzgünüm. Niye ya? Ne olmuş? Abin Aslan Soykan olduğunu hatırlamış. Ne gördün? Abi Kur'an çarpsın, ben çöp möp var mı diye bakıyordum yani. Ne gördün Ekrem? Evlilik sözleşmesi abi. Yorumun nedir? Nasıl abi? Söylesene oğlum bir şey, yorumun nedir? Abi ben anlamam ki yani bu işten. Sen zaten bilirsin neyin iyi Eko, olduğunu. Oğlum bir şey söylesene, nedir? Yorumun nedir? Bayağım abi, diyeyim mi açık açık? De. Ah be abi. Ah be abi, ya olacak iş mi abi bu be? Ya vallahi bak şimdi Devi yengeye bir de abi, yapılır mı bu ya? Şimdi sen onu korumak için yapıyorsun, ben biliyorum seni. Tamam, senin niyetin iyi tamam ama... Abi yengem imzalar mı onu ya? Kurban olayım yani. Ayı sen mi abi Devin yenge? Abi bu arada
Aysel demiş ya, bunun kardeşi falan var mı sen biliyor musun abi? Ya niye soruyorum biliyor musun? Bir kız geldi geçen bir mekanda bir arıza falan çağırdı da ben hallettim hemen. Sorun yok. Ya bu Tanju'yla bu kardeşi falan bir şeyler geldi. Ne diyorsun oğlum sen? Ne diyorsun sen? Ne diyorum abi ben? Ne diyorum ben?